Evet sevgili arkadaşlar, inşallah bütün sorunları çözmüşüzdür. Yani baya baya uğraştım gece gece. İnşallah çözebilmişimdir. Elimden gelince de bir şeyleri yapmaya çalıştım. Yani bir şey demek istiyorum. Demeyeceğim. Ben elimdeki duyumlarla hızlı bir şekilde hareket edeyim. Çünkü elimdeki duyumlar daha önde. Şuradan başlayalım arkadaşlar en temizi. Çünkü baya baya duyum var. Biraz da kusura bakmayın. Mario Branco paylaşılamıyor. Transferin gözdesi oldu diye başlayayım. Ve hatta ben daha da ağır bir şey söyleyeyim. Resmi teklif geldi duyumları da var. Onları da dile getirelim. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen dönem futbol direktörlüğüne getirildi. Bence Fenerbahçe tarihindeki en doğru hamlelerden bir tanesiydi arkadaşlar. Sayın Mario Branco. Ve Branco'ya resmi teklifler, gayri resmi teklifler vesaire geliyor arkadaşlar. Transferinde gözdesi durumuna geldi. 30 Haziran'da ya tamam ya devam denilecek. Ali Koç'un kararı bekleniliyor. Şimdi sezon başında mesela şimdi transferleri bir yoklayalım arkadaşlar. Eğriye eğri, doğruya doğru. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Szymański, Fred. Bak şimdi bunlar hiçbiri yabana atılacak isimler değil. Yani Dzeko, Tadic, Cengiz, Szymański, Fred. Ha Cengiz 15 milyon euro verilip alındı. Onu hocam sen de alırdın. O ayrı mesele. Fred, Bekao, Livakovic. Şimdi biz Livakovic'i ne kadar çöpesek de bu transferler adından söz ettirdi. Ve Fenerbahçe bu transferlerle aslında coştu, koştu, bir şeyler yaptı. Lazio gel futbol oyunumuzu yönet diyor. Al Hilal gel diyor. Yani ilgisi sürüyor. Benfica devrede. Bakın sportif direktöre bu kadar teklif geliyor. Yani 48 yaşında UEFA B lisansına sahip. 6 dil biliyor. Fenerbahçe'den önce PAOK, Hajduk Split, Estoril. Hani Steaua Bükreş, Vista Krakow gibi takımlarda görev yaptı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası, PAOK'ta Süper Lig falan diye gidiyor ama yani durum bu. Benim duyduğum kadarıyla resmi bir teklif var. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, daha doğrusu benim duyduğuma göre demeyeyim. Yağız Sabuncuoğlu'nun verdiği duyumlara göre İtalya'dan Monza direkt olarak takıma katmak istiyor. Birçok takımla da adı anılıyor. Al Hilal, Benfica, Porto gibi. Yani böyle bir ismi kaçırmalı mıyız, almalı mıyız? Bunun kararını tabii ki de siz değerli taraftara bakıyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi daha değişik şeyler var. Mesela Fenerbahçe'ye Amrabat önerisi diyor. Bakın transfer duyumlarına giriş yaptık. Dediğim gibi çok da güzel giriş yaptık. Bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak satılması sürpriz değil. Transfer döneminde mesela İsmail Yüksel'i Fenerbahçe iyi bir bedelle satma fikrinde. Yabancı kuralı kesinlikle değişecek. Ve İsmail Kartal aylar önce yalvardı bana Krunic'i alın. Ben mükemmel futbolcum, Krunic'i istiyorum diye. Fakat Krunic beklentilerin altını da geçtim, daha da altta kaldı. Şimdi Galatasaray'a da aynı önerilere gidiyor arkadaşlar. Yani millet çok özür dilerim ama aptal değil. Diyorlar ki ulan diyorlar Fenerbahçe ile Galatasaray'ı biz birbirine kırdıralım. Bunlar bir şey yarışına girsin. Birisi hoş bir teklif verecek, öbürü de verir diye. Manchester United devreye girdi. Fenerbahçe'ye önerildi. Bonservisi Fiorentina'da. Branco'da maliyetini araştırıyor. Bu sezon ne yaptı? Sakatlıklarla cebelleşti. 25 resmi maç. 1175 dakika. Yani sol bek pozisyonuna falan görevlendirilmiş. Gol, asist hiçbir şey yapamamış. Böyle bir isim. Arkadaşlar bendeki bilgi havuzuna göre Sofyan Amrabat külliyen yalan. Hani Fenerbahçe'ye önerilmiş olabilir. Ben ona bir şey diyemem. Çünkü önerme işi olabiliyor arkadaşlar. Bunlar normal. Fakat Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu, transfer edeceği külliyen yalan. Birçok talibi varmış. İsteyen alabilir. Livakovic'in de birçok talibi var ve benim duyumlar medyaya yansımaya başladı. Sürpriz ayrılıklar. Dinamo Zagreb'den aldı. İşte Fenerbahçe'de de başlangıçta bayağı sıkıntı yaşadısa da özellikle son dönemki maçlarda taraftarın da gözdesi olmaya başladı Livakovic ve birçok da talibi var.
6,5 milyon euro ödenip alındı. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Bir Arap kulübünden 12 milyon euroluk teklif var arkadaşlar. Bakın 12 milyon euroluk. Evet, yanlış duymadınız. 12 milyon euroluk bir teklif var. Ancak birçoğunuz buna inanmayacaksınız. Zamanı geldiğinde göreceksiniz. Diyeceksiniz ki Mustafa hocam haklıymışsın. Şimdi bu arada videoda da donma vesaire olursa mutlaka belirtin. Bu sezon 30 lig maçı falan filan diye geçiyor. Geçin. İrfan Can Kahveci transfer açıklaması. Arkadaşlar ben açıkçası söyleyeyim. İrfan Can Kahveci'yi gitti sayın. Bak bu haberler durduk yere değil. Siz İrfan Can'ı gitti sayın. Sebebi de bu videoda gizdim. Bu sezonki performansıyla maşallah çektirtti. İspanya iddiası ortaya attı. Radyo Spor'da Özgür Sancar'a konuşan Mustafa Kaplan, hani biz önemli bir futbolcu kazandırdık falan filan dedi. Ancak gideceği yeri İspanya olur, Sevilla onu istiyor denildi. Şimdi Türkiye'de Alex'ten sonra en iyi sol ayak sensin falan demiş. O da hayırlısı olsun falan demiş. Sözleşme uzatma görüşmeleri var. Bu görüşmeler sürüyor. 2025'e kadar sözleşmesi var. 45 maçta 18 gol, 12 asistlik bir performans. Peki hocam İrfan Can Kahveci kaça gider? Nereye gider? İrfan Can Kahveci için sosyal medyada 9 milyon euro verdi falan filan yazıyor ya arkadaşlar. Külliyen yalan. Evet, yanlış duymadınız. Külliyen yalan. Sevilla'nın 16 milyon euronun üstünde bir teklifle kapımızı çalması dışında hiçbir ihtimal yok. Çünkü bir Rus kulübü zaten 15 milyon euroyu zaten veriyor. Hani zaten vereni varken işte daha ucuza teklif gelmiş, demek ki kesin İspanya'ya gider demek yalan olur. Bunu söyleyen arkadaşlar da ben şiddetle kızıyorum. Görün bakın çok ciddi teklifler var. Ben burada birkaç tane haber söyleyeyim. Kadın futbolunda kavga, 7 kişi yaralandı diyor. Cengiz Ünder boş durmuyor haberi var. Arkadaşlar Cengiz felaket çalışıyor. Müthiş bir hırs küpü. İnşallah kalan haftalarda da bizim işimize yarar. Şimanski kendine çok güveniyor. Gol atamasa da asistleriyle katkı veriyor. Livakovic son haftalarda güven veriyor. İsmail Kartal'ın Konya planı belli oluyor. Onu önemsemiyoruz. Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı diyor. Fenerbahçe maçına Galatasaraylı Bahattin Şimşek'i vermişler. Yani keşke Erden Timur yönetseydi. Daha adil yönetirdi en azından. Galatasaray'a da Arda Kalleşler'i vermişler. Yani Arda Kalleşler'le birlikte nasıl maç yönetileceğini zaten herkes biliyor ne yapacağını. İsmail Kartal Ciku Bekao'dan vazgeçmek istemiyor. Ancak işin bir de şu boyutu var. O zaman sağ bekte Mert Müldür ya da Tadic'in yerinde Cengiz'in falan oynaması lazım ki 3 Türk'e uyması için. Şekip Mosturoğlu ve üyeler mazbatalarını almış. Hayırlı olsun Fenerbahçe adına. Bunu da şahsım adına söyleyeyim. Tekrardan hayırlı olsun. İrfan Can'ın hedefi büyük. Onun dışında birkaç transfer haberi var ama yani ben bu haberleri çok konuşasım gelmiyor. Niye derseniz işte doğru değil. Yani burada çok fazla duyum var. Çok fazla şeyler var. Ama hangisini söyleyeceğimi tam bilemiyorum. Yeterince de konuştuğumu düşünüyorum. Fazla da uzatınca arkadaşlarımız beğenmiyorlar. Diyorlar ki biz video çok uzun oldu diye. Neyse arkadaşlar şöyle yapalım. Siz bu videoyu beğenirseniz bir sonraki videoyu çekeriz. Onu da söyleyeyim. Ya ben şunu özellikle belirteyim. İrfan Can Kahveci'yi siz gitti sayın arkadaşlar. Çünkü teklifler çok güzel. İstekler çok güzel. Öneriler çok güzel. İrfan Can Kahveci'nin hedefinde de İspanya var ve İspanya'da gitme niyetindeki İrfan Can'ı ben tutacağımızı zannetmiyorum. Hocam iyi de şöyle böyle. Bak İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci 2 sene içinde 2 farklı sözleşme uzatmasıyla karşılaştı Fenerbahçe'de. İsmail yanlış hatırlamıyorsam ilk senesinde kaç 10 bin yok 30 bin euroya mı oynuyordu? 10 bin euroya mı oynuyordu? Neydi? 10 milyon TL'ye çıkartılmıştı. O 10 milyon TL de yine yeterli bulunmadı. Bu sezon 40 milyon TL civarında bir banda çekildi.
Hani İsmail Yüksek de, İrfan Can Kahveci de iyi Fenerbahçeliler. Eğer git diyorsanız giderim diyenler, kal diyorsanız kalırım diyenler. Fenerbahçe açısından şöyle bir durumu var. Hani iyi ki diyebileceğimiz oyuncular, karakter yapılanması olarak iyi ki dediğimiz oyuncular. Ben iki oyuncumuzdan da memnunum. Ancak şu da bir gerçek. Zamanı geldiğinde şey yaparım ben ya. Hani bir arabanız var. Atıyorum piyasa değeri ne kadar? 500 bin lira. Adamın biri geldi arabana şöyle baktı etti ya da arabayı da gezdirdim bir şey yaptın. Adam dedi ki sen bu arabayı bana sat dedi. Kaça dedi? 600 bin liraya sat bana dedi. Ulan arabanın piyasası 500 bin zaten. Çeneni kapat 600 bine sat. Hani sana kimse niye 600'e sattın demez. Ben bu taraftarıyım. Hani demek istediğimi inşallah anladınız. Hazır İsmail tutmuşken, hazır İrfan Can tutmuşken, bize İrfan Can da çok, İsmail de çok. Onu da söyleyeyim. Ha! Dün canlı yayında da çok soru geldi. Bu yüzden bunu da videoya ekleyeyim. Levent Mercan, Fenerbahçe Levent Mercan transferini bitiriyor demiş. Buraya Allah'tan korkmazlar. Kuldan utanmazlar, vicdansızlar. Levent Mercan ismini Türkiye'de ilk konuşan kişi kim? Duyumunu veren kişi kim? Bunu anlatan kişi kim? Ben. Ben Levent Mercan anlatınca vizyonsuz ilan ediyorsunuz. Bilmem nesi ilan ediyorsunuz. Şu yapıyorsunuz, bu yapıyorsunuz. Paşam? Lafa geldi miydi vizyonsuzuz? Lafa geldi miydi kötüyüz? Lafa geldi miydi hocam Levent Mercan duyumları doğru mu? Haberin var mı? Nasıl olacak bu işler? Neyse ben kimseyle çatışmaya girmek istemiyorum. Bu arada şunu ısrarla belirteyim. Birincisi Twitter hesabıma haksız yere askıya aldılar. Açmaya çalışıyorum ama zor gibi. Kadıköy Sokak 19 diye bir hesap açtım. Takip ederseniz sevinirim. Abone sayımı düşük ama ben unutmam arkadaşlar. Bugünlerde destek verenleri asla unutmam. Onu da söyleyeyim. Hani hocam yarın bir gün büyüyünce bizi unutursun demek istemiyorsanız bugünden takibi alın. Çünkü bugünden takibi alanları ben asla unutmam. Önce onu belirteyim. İkincisi hediye üyelik devam ediyor. Şu anda da alabilirsiniz. 5 gün sonra da alabilirsiniz. 20 gün sonra da alabilirsiniz. Hediye üyeliğin kıstası şu. Son bir haftayı baz alıyor. Mesela şu anda hediye üyelik verildi ya. Son bir hafta boyunca en çok video izleyen, en çok beğeni atan kişilere veriliyor. Kalp atıyoruz emoji. Mesela yorumlarınıza nokta dahi olsa cevap veriyoruz ki arkadaşlar bakın yorumunuzu gördük. Bilginiz olsun. Yani haberdarız sizden demek için. Bazen mesela çok iyi yorumlara kalp atıyorum. Uzun yorumlara. Ama ben %100 emin değilim fakat en çok kalp alanlar diye bir şey oluyor. Mesela haftanın en çok kalp alan diye. Muhtemelen üyelikte de bu etki edecektir. Yani güzel yorumlarınıza da kalp atacağız arkadaşlar. Güzel yorumdan kasıt şu. Arkadaşlar oynatma listesini açıp eski videolara falan yorum atın. Benden size tavsiye. Moderatörler bakıyor ki eski videoları izlemiş. Bu iyi fanatik diyor. Demek ki eski videolarımızı da izliyor deyip kalp atıyorlar. Ben değil moderatörler atıyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar oynatma listesi. Mesela kısa kısa. Ben sizin yerinizde olsam bugünden itibaren her gün tıkla tümünü oynat derim. Arka fonda bırakırım. Zaten yarım saat bırakın. Bakın arkadaşlar 140-150 tane video izlemiş oluyorsunuz. Ha, süre bazında da başka adam da bütün videoları izliyor. Günlük videoları. O adam da daha öne geçiyor. Güncel videoları daha çok izlemeniz daha öne geçiyor. Mesela bu videoyu izledin. Öbür adam da oynatma listesini açıyor. Sen daha öndesin. Karışık bir yapılanması var. Levent Mercan'a döneyim arkadaşlar. Levent Mercan benim beğendiğim Ferdi Kadıoğlu yerine deneyebileceğimiz bir isim. Fenerbahçe Mercan'ı bitirmeye yakın 2 milyon euro artı bonus konuşuluyor. Radyo Gol'ün haberine göre Fatih Karagümrük'le anlaşmaya vardı. Transferi bitirme aşamasına geldi. Şimdi Levent Mercan gibi bir ismi 2 milyon euroya aldıysak sonraki satıştan pay maddesi falan varsa ciddi manada kar elde ederiz. Çünkü çok kaliteli, karakterli futbolcu. 35 maçta 1 gol 4 asist. Arkadaşlar Levent de tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi, bak tıpkı Ferdi Kadıoğlu gibi 8-10 numaradan devşirme. O yüzden durum bu. Galatasaray Karagümrük maçından önce her sene yaptıkları şeyden yapmaya çalışıp oyuncuyu bir nevi maç önü ayarlamaya çalıştılar. Süleyman Urma da buna karşı çıkıp şunu demişti. Levent Mercan'ı sadece Fenerbahçe değil birçok takım istiyor. Nice'den teklif geldi. Yani nicelere teklif getirmiş. Fiorentina gözlemci yolladı. Sezon sonunda bir yere gidecek. Fenerbahçe'ye mi başka yere mi bilemiyoruz. Fenerbahçe'nin daha önce ilgisi oldu. Devre arası satmak istemedim. Satmayı çok arzu ettim. Ekonomik olarak da sıkıntılarım var. O dönemi hocası transfere karşı çıkınca
Galatasaray olan transferi yaptı. Galatasaray o gün öncelik sizin isterseniz veririm dedim. Ama diyor sonra dolambaçlı yollara girdiler diyordu. Ben Levent Mercan'ı beğeniyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ha hocam buradaki doğru mu? Kap gelecek mi? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Ben önceden duyumumu verdim. Verdiğim duyumların da arkasındayım. Allah'a şükür de yanılmadım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Lütfen videoya dair görüşlerinizi, önerilerinizi yazınız. Herhangi bir donma oldu mu, aksaklık oldu mu? Şu anda çok ciddi uğraşıyorum. Hani bilgisayarım çok yoğun. Donuyor, ısınıyor, bir şeyler yapıyor. Hani ondan da uğraşıyorum. OBS ayarlarını düzeltmeye çalışıyorum. Yani YouTube'a video çektiğim programın adı OBS. OBS falan değil, OBS. Biz Türk'üz, Türkçe konuşuyoruz. Yani o yüzden de sıkıntılar varsa belirtirseniz sevinirim. Diğer transfere dair birçok video çekebilirim arkadaşlar ama sizlerin şu dönem ilgisi azaldı ya da kanala bir sabote var. Videolar izlenmiyor gibi bir izlenime kapıldım. Ama bakıyorum size görülen izlenme sayısına bana görülen aynı değil. Size 40-30 gözükürken bana 1500 gözüküyor, 2000 gözüküyor. Bir üstümüzde bir şerlilik var ama bir şeyler yapıyorlar ama inşallah sonuçsuz kalır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Seste sorun var mı? Görüntüde sorun var mı? Duraksama var mı? Donma var mı? Görüşmek üzere.